Ne bir şeyim, ilişki terapisti hiçbir şey değilim ben. Ben işletme mezunu bir komediyim. Şimdi bir insana şey derler, kendine ne kadar kıymet veriyorsun? Siz mesela yalnızsınız, kendinize kahvaltı hazırlar mısınız? Evet. Heh, ben buzdolabı kapağını açıp, kapağın orada kahvaltı yaparım. Neşeye sarılmazsan çok büyüyor hayat gözünde. Kolay bir şey değil yani insan psikolojisi. Bir tane sinir sistemimiz var, ona sahip çıkmamız lazım. Sahneye çıkmazsam öleceğim diyordum. Sahneye çıkmazsam öleceğim. Hani evlerdeyken, masalardayken öleceğim yani bu anlatan adam ruhu hep buralarda olmak istediği için kameranın önünde işte senaryonun yazımında falan. Ofisi ve muhasebeyi başkalarına terk ettim ve çok korkunç bir parayla dolandırıldım ben. Dedim baba ne oluyor falan. Dedi ki annene dedi Çanakkale'liyiz biz yani baba tarafından. Orada da ufak bir evleri var. Ya gidelim artık Çanakkale'ye ne işimiz var İzmir'de diyorduk. Bak evde gidiyormuş artık dedi. Karar vermiyoruz yapacak bir şeyimiz kalmadı. Olsun oğlum bu da hayat falan filan. Ben tabii banyolara gir perişan olup ağlamaktan falan ama çok şanslı bir insanmışım ki böyle şeylerle karşılaştım. İbrahim Boş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Bir de belli bir özelliğim var. Ben konukları hiç araştırmıyorum. Hı hı. Ee, gerçekten... ...ne duyuyorsam o. Dolayısıyla... ...şimdi size özür dileyerek ne iş yaptığınızı soracağım. Ee... Anlatan adam mahlasıyla... ha onu biliyorum. Evet, tamam. Anlatan adam mahlasıyla e, sahneye çıkıyorum, mizahla uğraşıyorum. E, stand up yapıyorsun. Stand up yapıyorum, tabii. Stand up yapıyorum. YouTube programları yapıyoruz. E, Meksika açmazı e, olarak, Meksika açmazı olarak e, sahne yapıyoruz. E, podcast yapıyoruz. Yani bu dünyanın içerisinde. Ama Meksika. Meksika... Açmızı podcastten sahneye yürüdü değil mi? Öyle e, Meksika açmızı aslında e, evet aslında öyle oldu. Podcast dünyasında biz e, bu dünyanın içine giren arkadaşlarımız vardı. Ve oyunlarında böyle bir e, yükselme olduğunu gördük. E, biz de Mesut Süre, Fazlı Polat, ben üçümüz e, Rabarba ailesinin içerisindeydik zaten. ...üçümüzde bir elektrik vardı yani... ...üçümüzün bir birlikte olduğu bir programda... ...bayağı bir farklı izlenmeler vardı... ya ...dedik ki bir, çok üç ayrı karakteriz biz... ...acaba bir podcast yapsak... ...bizim de kendi oyunlarımıza faydası olur mu derken... ...bir böyle 11. 12. bölümden sonra... ...ya bunu bir sahneye koyalım bakalım ne oluyor... ...dedik ve işte şu an 70 oyunu geçti... ...iki sezonda 70 oyun... ...çoğu sold out... ...Meksika açması diye bir aile oluştu... ...artık kendi oyunlarımı oynayamaz hale geldim... <laughs> ...o da başka bir konu ama... Sonuçta çok e, iyi giden bir projeye dönüştü. Türkiye'de bu stand-up işi çok yaygın bir hale geldi. Evet. Niye evet. böyle oldu? Çok güzel değil mi? Yani ben şey gibi görüyorum bu işi, Arasta gibi görüyorum. Yani işte Ümraniye'ye gittiniz, bir tane kuyumcu açtınız. İşte oranın şeyiyle sınırlı kalıyor ya bu iş yani. Ama bir sürü kuyumcunun bir araya gelmesi bir Arasta oluşturuyor. Kuyumcular çarşısı oluyor. Herkes daha fazla... Yani mekanlar açılmaya başlıyor, insanların ilgisi artıyor. Dur ya, dur bakalım bu adam kimmiş diyerek... Gelen insanlar oluşuyor stand-up Ac seyircisi. Acaba işin e, diğer tiyatro oyunlarına göre maliyetinin ucuz olması da bir ilgisi mi? 100. <laughs> 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 tabii bir adam, bir mikrofon. Yani kesinlikle öyle tabii ki yani. Hele Çünkü özel öteki fe... türlü dekor taşı, bilmem ne. Müziğe göre falan, gece bir barın dolması, herhangi bir pub'un dolması falan işte müzikler geldi. E, rider'lar var, bilmem neler var falan. Bir tane adam, bir tane mikrofon. Ne iş yapardınız daha önceden? Kendimi ee, bildiğiniz bileli komediyle meşgulüm. Hayır hayır. Hiç e, kendimi bildim bileli çok konuşan bir insandım. E, fakat e, hani böyle yemek masalarının e, sempatik çocuğu e, kıvamında başlamış bir mesele aslında ama e, önce kimya mühendisliği okuduğum için e, kimya ile ilgili bir şirket kurdum. 90'lı bayağı tevellütüm vardır. Eee 90'lı yılların ortalarında. O şirketin bayağı bir e, ...bayağı derken hakikaten yani orta ölçeğin bayağı üstüne çıkan bir hale geldi. Fakat bu dönemde ticaretin çok büyümesiyle ben çok huzursuz, mutsuz... ...çok paralı ama çok mutsuz bir insana e, dönüştüm. O dönemlerde özür dilerim Beyazıt Öztürk'le e, tanıştık. E, şans eseri tanıştık. Benim çeşmedeki evime e, geldi Beyazıt. Demişler ki abi bir adam var kendi evinde bir şov yapıyor gidip izler misin? Çünkü benim kendimi ifade etmekle ilgili bir e, rahatsızlığım var. İçimde tutamadığım bir şey var demek ki o dönem. Ve bayağı evime gelen insanlara stand-up yapıyordum yani. Öyle bir şovlar, moblar, bir şeyler saçma sapan şu an utanıyorum söylemeye ama... Niye, çok... ...onlardan bir tanesini izlemeye geldi. Biz... Bilet mi satıyordunuz? Hayır evinizde? hayır bilet satmıyordum ama... Ee, arkadaşlarım gelsin de eğlenelim diye bekliyordunuz. Arkadaşlarım geliyor. Sonra mesela biz çok yakın arkadaşız. Hadi bir hafta iki hafta geldiniz. Ondan sonra... <laughs> onlar sıkılıyor yenilerini sıkılıyor, getiriyor. onlar başkalarını getiriyor. Sonra bir sabah bir kalkıyorum işte. Havlular serilmiş yani evin havuzunun kenarına. insanlar izlemeye gelmiş. Tanımadığım insanlar. Yani onlara böyle full 24 saat üzerinde... Bayağı yani alemli, ortamlı, eğlenceli, müzikli falan filan böyle bir şey ama ben ara ara sahneye çıkıyorum falan. Onlardan bir tanesine geldim sonra biz çok yakın arkadaş olduk. İşte senin bu dünyada ne işin var diye 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 beni o işten koparttı diyebilirim yani ben hakikaten hisselerimi alıp e, ...o kurduğum şirketten e, çıkarak İstanbul'a geldim. Beyazıt Bey'de metin yazdınız mı? O dönem yazdım e, daha ayrılmadan önce yazmaya başlamıştım zaten bazı karakterleri falan e, oluşturulmasında yani bazı karakterlerin oluşturulmasında başlamıştım zaten sonra hem işi öğreneyim yani hem bir dünyayı öğreneyim e, diye. Onun sayesinde bir beyaz şova girdim. Bayağı bir beyaz şovda o sketch yazımları, konuk işte stüdyo konuk aksiyonlar falan onlar. Onlarla bayağı bir sketch yazmak, çekmek, editlemek falan bir şirket kurdum. Ee, bir medya şirketi olarak devam ettim ondan sonra. Mutsuz oldunuz mu hiç? Şunu soruyorum. Şimdi eskiden düzenli bir işiniz var. E, biliyorsunuz ayda şu kadarlara para kazanacaksınız. Evet. Bu piyasanın en kötü taraflarından bir tanesi para gidiş gelişinin çok da düzensiz olmasıdır. Evet. Bir ay işte atıyorum belki kimya fabrikası ilk katı para kazanırsınız, sonra altı ay para kazanamazsınız. Kesinlikle. E, mutsuz olmadınız mı? Evet. Benim ne güzel işim vardı deli miyim ben diye. Ben geldiğimde e, bir cesaret edemedim sahneye çıkmaya yine. Yine kendime bir rol yazamadım, yine kendimi ortaya atamadım. Onun için belki anlatan adam mahlası benim aslında ikinci bir. ...karakterim olarak ortaya attığım, yani o anlatan adam, ben İbrahim Türker'im... ...ben bu tarafta iş adamıyım, bir yapım firması kurdum. Ee, çok çok anlattığım için rakama şeyim yani, hızlıca söyleyebildiğim rakam... ...650 bölümün üzerinde televizyon programı yaptım. Yani birçok televizyon kanalına televizyon programları yaptım ama hep yapımcı tarafında. İbrahim Türker, ciddi bir adam, kravatlı, işte... Ee, ...birinci bölüme baklavayla giden yapımcı falan... ...bu konumda, muhasebenin Hangi başında. Hangi programların yapımcısıydı? Valla TV8'de e, Çete diye bir e, programla başladım. Cem Davranlar'la falan. E, sonra da... ...annem, sadece annemlerin seyrettiği birçok programda <laughs> yaptım. Yani TRT'nin tüm kanallarını aşağı yukarı. TRT Okul, TRT Çocuk, TRT Müzik. Sonra Kadir abiyle, Kadir Çöptemir'le... E, ...Beyaz Şov'da da çalışıyordum o dönem. Beyaz Şov'un tam karşısına Kadir Çöptemir Koptu Geliyor diye... Bu sefer böyle hani 14 kamerayla çekilen işte 2000 kişinin bir gecede yer aldığı 650 seyirci bilmem ne falan filan bir canlı yayında. Aslında bir yapımcı olarak devam ediyorum. Yan taraftan da Mesut Süre'den rica ediyorum. Arkadaş olduk bu ara. Ee, diyorum ki ya beni de acaba işte bir yere önerir misin? Ben de pazartesileri mesela saat 19'da çıksam da bir kendimi denesem gibi. Ee, fakat o dönemde hayatımda çok büyük bir kırılma oldu. Ee, ve ben bu anlatan adam ruhu hep buralarda olmak istediği için kameranın önünde işte senaryonun yazımında falan. Ofisi ve muhasebeyi başkalarına terk ettim ve çok korkunç bir parayla dolandırıldım ben. Yani birkaç milyon dolarla. Ee, ve elimde sadece anlatan adam kaldı. Onun için korkacak hiçbir şey kalmadı bende. Yani acaba para gelir mi gelmez mi düzenli gelir mi gelmez mi den. Yani 100 kişinin çalıştığı bir prodüksiyon şirketinden 2000 metrekare bir stüdyodan bir anda sadece kafasında fikirleri olan Hafif şakaları olan bir insana bir gecede? bir yani 15 günde toplam her şey. Nasıl fark ettiniz dolandırıldığınızı? Ee, beş senedir arkadaşım olan bir e, arkadaşım olarak aslında yanaşmış profesyonel bir dolandırıcıyla e, fark etmedik. Aynı anda on bir kişiyi de dolandırmış yani firmayı da e, çok büyük boyutlarda yani bir iş. Siz de ee, öyle bir güvenmişsiniz ki yani. E tabii yani şimdi o kadar küçük detay hikayeler var ki kendimi mutlu hissediyorum yani en azından. Ağlamamama sebebiyet verecek yani. Yani adam bunu yaptı canım buna kim kanmaz diyebileceğim o kadar böyle küçük küçük Hatta etaylı. bak bilmem kimde kandı. Aynen öyle. Onu kandıran bana ne yapmaz falan gibi öyle hikayeler var ki işin içerisinde. Ee, zaten yani kafası buna çalışan bir insan çok zeki ve kafası bir insanı dolandırmaya çalışmak için... E, hayatını adamış bir insan zaten insanları dolandırır yani bu çok... İnsanda çünkü güvenmekle ilgili bir istek var. Benim en azından içimde öyle bir şey var yani. İnsanlara güveneyim. Önce bir on vereyim de sonra düşeriz gibi. Kimisi sıfırdan başlar ya. Evet ama düşene kadar da yani. Evet ama beş sene süren bir arkadaşlıktan sonra. 5 sene çünkü bende para yoktu yani. beş sene ben o e, mücadeleyi veriyordum. Ne zaman ki para oldu şak gitti. Bir o adı. sizin parayı kazanacağınıza bugün inanmış. Evet inandım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Bir gün bu parayı kazanacak ve ben parayı alacağım demiş. Ve benim canım sıkan ben onu o gün dolara çevirdim. Şu an dolar arttıkça benim kalbim... <laughs> Gittikçe daha çok moralim bozuluyor. <laughs> Şu an böyle hayalimin ötesinde paralardan bahsediyoruz yani. Gerçekten öyle oldu. Evli misiniz? Evliyim. iki çocuğum var. Ee, şöyle güzel bir şey oldu diyebilirim. O dönemden sonra baba olmayı tercih ettiğim bir döneme e, geçtim. Çünkü prodüksiyon yapımı herhalde sizden daha iyi kimse bilemez. Yani bu işin en başından, mutfağından itibaren sizi de çok severek... ...hep insan olarak da severek... ...uzaktan uzaktan takip ederim... Ee, ...hani hem prodüksiyonu siz bilirsiniz... ...işte saatlerini bilirsiniz falan... Çocukların iki, üç, dört yaşlarını falan hiç hatırlamıyorum... ...yani hiç çalışmaktan... ...haftada yedi gün çalışmaktan... İyi evlilik alabilmişsiniz, prodüksiyonda çalışanlar... ...genel olarak evlilik alamazlar... Evet, e, belki de evlilik kalamazken ...bir anda dolandırıldık ya... E, ...bir de orada evliliğimiz bir şey atlattı... ...yani orada da evlilik alamayabilirdik... E, ...çünkü ben başka bir insana dönüştüm yani... Ben prodüksiyonda çalışıp uzun yıllar kalan hiç kimseyi görmedim. Ama işte benim prodüksiyonum çok kısa sürdü. Onun için evli <gülüyor> <gülüyor> Ne anlatıyorsunuz sahnede? Ee, ben bir hikaye anlatıcısıydım her zaman. Ee, ve bazı alanlarda da çok cesaretsiz bir insanım. Yani bir şey yaşıyoruz mesela. Adamın biriyle karşılaşmışım. Yani kendimi böyle özetleyebilirim. Adamın biriyle karşılaşmışım. Adam bana bir şey söylemiş. Ben buna cevap verememişim. Adamdan uzaklaşıp yürümeye başladığımda kafamda o adamla yapmak zorun yani keşke yapsaydım dediğim diyaloglar dönmeye başlıyor. Ve hemen bunları not alırım ben. Öyle dedi bu bana ben de buna böyle dedim böyle dedim. Aslında olmayan bir olay. Ben bunların hepsini ee, bir yer var atarım bunların hepsini. Böyle 650 700 tane hikayem vardır. E bunları atarım sonra kategorize ederim. Onlardan bir 15 er dakikalık set çıkartırım. Aynı konudan. Mesela zayıflamayla ilgili işte 15 dakikalık bir setim varsa bunların çoğu insanlara söylemek istediğim ama söyleyemediğim ...ya da bana insanların söylediği kırıldığım... ...ama sonradan gülmeye çevirdiğim... ...bir sürü hikayeden oluşuyor. Ben bir hikaye anlatıcısıyım. Yani ufak bir tespit arkasından... ...başımdan geçen dört tane, beş tane hikayeye... E, ...dönüşmüş bir oyunum var. Benim bizzat. Size bir şey soracağım. Bunu hep merak ettim. Bu podcast para kazandıran bir şey mi? E, podcast... E, ...şöyle Spotify... ...denilen sistem... E, ...dünyada müziğe... ...ki onları bile boğuyor ve kısıyor... ...ama e, podcastte tüm dünya e, çapında podcast'i görmezden gelen bir sistem ve bunun da tekeli. Podcast aslında dinlenmelerden hiç para kazanmıyor. Öyle bir şey yok. Hani YouTube'da az da olsa dinlen izlenmelerden falan gelen bu para ya işte Elon Musk beğenmiyor herifi ama işte X'e dönüştürdükten sonra bazı tweetlerden insanlara istememelerine rağmen para vermeye başladı. Burada düzenli podcast üreticileri sıfır lira alıyorlar. Ancak ürün yerleştirme ya da işte sundu sunar falan gibi o da podcast çok 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 dinlenecek de ondan sonra. Ee, öyle yani öyle. bir nevi vitrin aslında podcast. Nasıl? İnsanların vitrini. Kesinlikle öyle. Biz de öyle düşündük e, aslında. Aman, ben etmem valla. E, bizim Meksika podcastinde şöyle bir özel durum oldu. Mesut Süre e, duruş, duruş itibariyle... E, şimdi Fazlı Mesut beniz ya. Mesut moderatör, iyi bir, çok iyi bir moderatördür Mesut. Yaptığı, senelerdir yaptığı işlerdi. E, Fazlı çok e, bizim toprağın insanı yani. Yani bizim memleketin insanı yani fazla. Ne güzel. Ben de konuşurken fark ettik ki bana Norveç demeye başladılar. Ben de yetiştirilme tarzım itibariyle ve hani yaşanmışlıklarımla diyeyim biraz daha aydın bir tarafta duruyorum. Dolayısıyla ben bu memlekette dalga geçilen o insan tipi var ya yani her şeye neden olmasın. Monşer. E monşer biraz öyle yani. Annem mesela ee, babam vefat ettikten sonra annem e, 40 yaşında bir adamla mı evlenmek istiyor? Annemin mutluluğu daha önemli falan gibi böyle. Hani benim kafamda böyle şeyler e, dönerken orada ne demek ya olur mu kardeşim e, 40 yaşında bir adama baba mı diyeceğiz falan gibi bir şey. Mesut da bir bu tarafta durur bana saldırırlar bir bu tarafta durur fazlaya saldırırız. Böyle bir elektrik e, doğdu ve bunu insanlar evde oynamaya başlamışlar Arman Bey böyle bizim. 77 bölüm podcast yayınladık 200'e yakın açmaz dediğimiz açmazlara böyle böyle olsa ne yaparsın dediğimiz çok da sert açmazlarımız da var İnsanlar bunları yazıp evde board game gibi birbirlerine hani oturma gecelerinde arkadaş gecelerinde falan sen olsan ne yaparsın oyununa dönüştürmüşler onun için e, yakın rakiplerini çok katlayan bir dinlenmeye ulaştı öğretmen miydi anneniz babanız acaba? Yo banka müdüresiydi annem babam da asker e, albay emeklisi. tam beyaz Ama... yaka yani beyaz yaka da... Gerçek bir <laughs> beyaz yaka. <laughs> Ama ben çok böyle anne e, anneler, teyzeler falan bizim evlerde... E, ...anne tarafı böyle ana erkildir bizim evlerimiz. Ee, i̇lk torun musunuz? E, i̇lk torun sayılırım, sayılırım. O, o önemli bir şey. Anaerkil bir ailede büyüdüm. Annelerin sözünün geçtiği tüm sülalemizde anneler konuşur. Babalar böyle hep alttan alır. İşte kararları babalar... Onaylamaz, anneler onaylar falan. Anneler bilmiş yani. Evet öyle yani böyle güzel kadınlar hepsi Grace Kelly gibi falan böyle çok böyle ihtişamlı bir e, anne tarafım var. E, herhalde öyle gördüğüm için insan nasıl yetişiyorsa öyle bildiği için yani hayatı. Ben de böyle biliyorum yani. Şimdi bir film yaptınız. Bir film yaptık. Ee, bir hayalimiz yani ben e, Arman bir bunu söylemek ne derece e, şey bilmiyorum ama sahneye çıkmazsam öleceğim diyordum. Sahneye çıkmazsam öleceğim. Hani evlerdeyken masalardayken öleceğim yani. Sahneye çıktım. Diyordum ki ben film yapmazsam öleceğim yani. Evde senaryo yazıyorum oturup boş zamanlarım bir yaz. Kimseye vermiyorum, yollamıyorum, güvenmiyorum. Ama diyorum ki ben bir film yani içinde bir parça olmak zorunda buna kısmetmiş. Ee, podcast'ten dünya çapında, podcast'ten filme uyarlanan ilk film. Ee, sinemaya uyarlanan ilk film oluyor. Ee, yine biziz, kendimizi oynuyoruz. Bir oyuncu olma iddiasında ee, ben Ahmet diye birisini oynamıyorum. Öyle bir durumumuz yok. Kendimiz Yine açmazlarımız Ama yani. oyuncular hep der ki en zor şey kendini oynamak. Diyor taş. arkadaşlarımız. <laughs> evet. Oyuncu arkadaşlarımız diyor. Kotarır mıyız? Ee, biz çok memnun kaldık. Ee, i̇zleyen şu anki ilk izlemeleri yapan e, dostlar arkadaşlar memnun kaldılar. Başı sonu belli olan bir film ama... ...bizim yapımcımız da Muhteşem Yapım e, Muhteşem. Bizim e, İrfan Tözüm'den belki bilirsiniz muhteşemi, Muhteşem yapım, İrfan Tözüm'ü. E, muhteşem bir Meksikacıydı. Bize bu filmi teklif ettiğinde dedi ki ben bir Meksika filmi yapmak istiyorum. Yani bir kitle filmi yapmak istiyorum. Tamamen Meksikacılara özel bir film yapmak istiyorum. E, sizin de kendiniz oynamanızı istiyorum. E, biz şimdi zaten açmazlar konuşuyoruz. O açmazlarda siz olsanız ne yapardınızları filmin içerisine serpiştirdik. Ve bir şey yaşıyoruz oturup açmazını konuşuyoruz. Ya da bir açmazla karşılaşıyoruz sonra da onu görüyoruz gibi başı sonu belli olan bir film e, ortaya çıktı. Bu... E, bir de bize şöyle bir özgürlük tanıdılar ki tamam bir yüz sayfa bir senaryosu var ama onun içerisinde biz kendi içimizde hızlı olduğumuzu düşünerek bir araya gelmişiz zaten şaka anlamında. Orada bunlara müsaade ettiler. Dolayısıyla profesyonel 13 tane oyuncuyla oynadık. Onlara da biraz doğaçlama yaptırıp kendimiz de aklımıza gelen şakaları ve gerçek kahkahaları alabildiğimizi düşünüyorum. Bu bizim için önemliydi. Buna da müsaade ettiler. Onun için çok sakin durmuyoruz. Gayet Elimizdeki gibi bir film oldu yani. Çocuklar da meraklı mı şimdi bu komedi işlerine? Valla e, kime çektiler? <laughs> kimin çocuğu bunlar diyecek kadar farklıyız. E, çok küçük yaşlarda biri basketbol oynamaya başladı. Öbürü futbol oynamaya başladı. Benim ne futbolla alakam var ne basketbol. Hayatımda hiç spor yapmamış bir insanım. Yani şuradan şuraya yürürüm dizim tutar falan. Öyle bir insanım yani. Birisi futbolcu olmak istiyor, biri basketbolcu olmak istiyor. Ve yani 5 yaşından beri ikisi de futbol ve basketbol oynuyorlar. Çok iyi konumdalar şu an ikisi de. Orada destekliyoruz onları da yani. E gene yetenekle ilgili bir şey yapıyorlar aslında. Yine yani, armut dibine düşmüş yani. Bir yani yetenek pek, tarafı var. Bilmiyorum ki pek bana doğru düşmemiş kesin de yani. Hep böyle hımbıl oldum yani hayatım boyunca böyle hafif şurasında yağ bilmem nesi. Belki sizin hımbıllığınızı sevmedikleri için. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Biz babamız gibi olmayalım demişlerdir. <gülüyor> kesin, kesin. <gülüyor> o mümkün. Evet tabii ki. Yani ne bekliyorsunuz gelecekten? Ee, çok zor bir soru. Hani bu işe alınırsam falan gibi. <laughs> gelecekten e, ya mutlu olmayı, e, mecburen mutlu olmayı tercih ettiğim bir hayat yaşıyorum. Başka şeylerden mutluluk e, beklediğim, e, parayla işte sahip sahip olduklarımızla bu bir ev olabilir, güzel bir kıyafet olabilir, kapının önündeki bir araba olabilir. Hep hayatım boyunca böyle bir hayat sürdüm. Ne zaman ki bu elimden istemediğim bir şekilde gitti, başka şeylerin daha kıymetli ve daha önemli olduğunu mecburen de olsa bana böyle vurarak da olsa anladığım bir dönem geçirdim ve bu beni çok değiştirdi. Eski eski ibo değilim ya, yani, kesinlikle değilim. Onun için aslında yoldan puan veriyorum. Yani finalinde şöyle olsun değil de ben şu an tamamen yoldan puan veriyorum. Ben şu an çok mutluyum. Aileme baka, bakabilecek oranda para kazanabiliyorum. Daha fazlasının beni çok mutsuz ettiğini de gördüğüm bir geçmiş hayatım var. Yani şöyle çok küçük bir örnek vereceğim. Çok konuşuyorum ama kusura bakmayın. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Bir ticarete giriyorsunuz. Yüzde yirmi marjla çalışıyorsunuz. 100 liraya satıyorsunuz. 80 liraya alıyorsunuz. 100 liraya satıyorsunuz. 20 lira para kazanmak için 180 liralık sıkılıyorsunuz. Çünkü bunu ödeyebilecek miyim? Bunu alabilecek miyim? Bunu milyon seviyesinde, milyon dolar seviyesinde yapınca kimseden istenmeyecek paralar için korkunç büyük bir sıkışıklık yarattı bende bu. Dolayısıyla azıcık aşım ağrısı başım gibi değil. Ama hani beni belli bir kitle sevsin, beğensin e, ve geçirelim gidelim. Çünkü her çocuk bence kendi kaderiyle ben de öyleyim. Herkes öyle bence. Çünkü çok büyük paraların gidebilme olasılığı anlık bir şey. Yanlış bir yatırım da olabilir bu. Yani bir baş bir rahatsızlık olabilir, bir şey olabilir, yanlış bir arkadaş seçimi olabilir. Dolayısıyla meselem asla hiçbir zaman şu andan itibaren para değil. Filmimizi beğensinler, oyunlarımız da olsun. O insanlarla olan iletişimimiz güzel bir şekilde devam etsin. Yanımıza gelip e, kibarca bir fotoğraf çekelim mi beraber desinler. Yani ben beyazda çok yaşadım, beyazda çok yaşadım. Beyaz ben de siyah falan. Bu 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 değil yani. Hani biraz daha böyle kendi içinde bile kalsa böyle gitse benim için çok iyi. Hayatımı dondur deseniz dondururum şu an. Anneniz hayatta mı? Hayatta. Herhalde dolandırıldığın zaman burnunuzdan getirmiştir. E, şöyle bir şey oldu Arman Bey. Ee, eşimle arabada giderken, speaker'dan konuşurken e, çok majör bir haber aldık bununla ilgili. Ee, artık her yerimize icra geldiğiyle ilgili dolandırıldık. Bir de icralar var, mafyalar var, bilmem neler var. Korkunç bir olay. Eşim dedi ki, beni bırakıp gidebilirdi ve bu sistemden kendini dışarı atabilirdi yani. Ben öyle düşünüyorum. Dedi ki, o da mimar. Oh ya dedi, şükürler olsun. E ee, acaba bu içinde bulunduğumuz şu 15 gündür yaşadığımız meselede yani onun da ofisine icra geliyor mesela. Ee, acaba dedi şey mi yapsaydım? Gaza basayım, iki mimar daha alayım, gaza basayım mı diye düşünüyorum. E ee, yoksa hemen çıkayım bir yere gireyim en azından ufak bir maaşımız mı olsun diye düşünüyordum. Şu an düşünecek bir şey kalmadı çünkü ofisim kalmadı dedi bu kadın bana. Sonra biz atlayıp İzmir'e babamların annemlerin yanına gidip biz dolandırıldık ve hayatımızda hiçbir şeyimiz kalmadı. Ee, ...haberini, hatta sizin evinize de icra gelecek haberini ee, verdiğimizde... ...annemle babam şöyle yapmaya başladı. Dedim baba ne oluyor falan. Dedi ki annene dedi, Çanakkale'liyiz biz yani baba tarafından. Orada da ufak bir evleri var. Ya gidelim artık Çanakkale'ye ne işimiz var İzmir'de diyorduk. Bak evde gidiyormuş artık dedi. Karar vermiyoruz, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Olsun oğlum bu da hayat falan filan. Ben tabii banyolara gir perişan ol, ağlamaktan falan ama... Çok şanslı bir insanmışım ki böyle şeylerle karşılaştım. O kadar anaerkil anne hani burnunuzdan getir diye düşünmüştüm Hiç, ama öyle değilmiş. Evet, Ottoman Empire derim ben annemi. O tam tersine böyle sardı beni. Çok 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 şeyler değişti ya benim için ve hep yani iyileri ve kötüleri böyle surun sol gibi ayırabildiğim bir şey. Bu da bir şans yani öyle düşünüyorum. Bir Mesela yeri. ben böyle dolandırılmış olmasaydım şu an burada oturmayacaktım yani. Bir filmim de olmamış olacaktı. Meksika açmazı Belki da filmin olacaktı. yapımcısı olurdunuz. Evet onu da düşünüyorum da. <laughs> Ama o, parayı zaman, o zaman belki de dolandırdığınız paralar yapımcı olarak giderdi. Belki de öyle hakikaten öyle. <laughs> yani. Gerçekten öyle. Peki. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. çok sağ olun. çok seviyorum. Sağ, olun. sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ. ederim. Mesut Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sizler. İyiyim. çok güzel burada olmak. Ha, teşekkür Baştan ederim. söyleyeyim valla. Zaten izliyordum da size de bayılıyorum çok teşekkür ederim. Meksika açması ekibinin bana bayıldığını <laughs> öğrenmiş olduk. Hep beraber hep çok severiz yani. Sağ olun. <laughs> Siz nasıl atıldınız bu piyasaya? Ben ta e, üniversite yıllarında 2003 Mart hatta doğum günümdü radyo programcısı olarak başladım. 20 yıldır da devam ediyor radyo programcılığı. Nerede yapıyordunuz? Zaten? Üniversite radyosu, Radyo A, Eskişehir. Sonra? Sonra buraya geldim. İstanbul'a Rak başladım. E, bir beş buçuk senem var benim Armağan Bey. 2000, 7 ile 2012 arası yine böyle yaşıyorum gece 3 lere kadar dışarılardayım içiyorum içiyorum sabah 7'de de yayın var sabah yayıncısıydım. bir saat iki saat uykuyla yayın yapıyordum bütün gün uyuyordum ne tüm gün gündüz var. kalkıyordum hangi günün sabahı hangi günün akşamı belli değil hiçbir anım yok o zamanlarda hatırlamıyorum çünkü 27 ile 32 arası ben de kayıp beş sene yok. hep sarhoş mu gezdiniz? sarhoş gezmedim yani Evet. Buradan da artık <laughs> Hep demeyelim canım. Haftada iki üç ama e, bütün yani tüm gün uyumak berbat bir şey. Yani evde oluyordum 11'de sabah. Bir yatıyordum akşam dokuza ona kadar. Böyle bir hayat beş sene olduğunu düşündüm bir de. Sonra yani. şimdi düzene gel girdi değil mi? Sonra akşam ben gittim dedim ki radyo yönetimine ben dedim öleceğim. Böyle yaşanmaz yani benim anım yok bir şey hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben dedim akşama geçmek istiyorum. Ee, Mete Amber Çakır var yakın arkadaşım. O da o zamanlar akşam programı yapıyordu. Yer değiştirdik. O sabah geçti, ben akşama geçtim. Hayatım kurtuldu orada. Yani uy uyumak çok güzel bir şey. <laughs> o gün bugün de kolay kolay erken kalkmam. Ha, tabii uykuya tabii. çok düşkünüz. Ya uykuya değil de sabah hani bir toplantı yapacaksa çok elzem bir şey değilse hani 12'den birden sonra olmasını da eğilirim, tercih ederim. Ben de hiç akşam insan değilim de. Öyle mi? Biz bize ev arkadaşı olsak sizle hiç karşılaşmadan devam ederiz hayatımıza. Ben mesela gece 3'te yatsam sabah 5.30'da kalkarım. Bitti tamam. Gerçekten. Vallahi. Sonra bir daha öğlen şekerleme falan. Akşamüstü belki. Ha, anca. o güzelmiş. İster mi böyle olmak? Hı? Mesela daha çok yaşıyorsunuz benden. Evet. Saat olarak. Ben romanlarımı filan beş buçukla yedi buçuk arası okuyorum sabah. Gerçekten mi? Hmm. Sabah roman da şaşkındır. Sabah beş buçukta kapağı açılmış. <laughs> Lan beni kim açtı diye. Bence roman da uyuyordur. <laughs> çok, ya bütün e, okumak istediğim kitapları sabah okurum. Nefis ya. Çünkü hiç gürültü yok. Hiç dış uyarıcı yok. Çok rahat oluyor. Şu an ben ne var? E, moda Modada oturuyorum ben. Evimin tam karşısı ilkokul. Ha. Şimdi başladı da okul. Sabah sekiz buçuk ziliyle beraber. Ziliyle beraber. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Futbol, basket oynuyorlar. Ara ara böyle on dakikada bir alarm gibiler yani. Uyanıyorum bir daha uyuyorum. Uyanıyorum bir daha uyuyorum. Tam ikamsın. katmıyorsunuz. Yok yani. yok. Yo, hayatta kalkmam. Bir de söylenecek kimse de yok. Susun artık diyeceğim bir şey yok. Bir okul. <laughs> Evi değiştirmek lazım. Evet o da mantıklı ama bu şartlarda... <laughs> Ev kiraları da çok pahalı. Yani bu şartlarda yani çocuklar evinde olsa değiştiremem şu an. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bir de o güzel sahip. O da güzel tabii, tabii. O, zaten ona vurulduk yani. Sayfiye yeri gibi ya çok güzel. Ne okuyordunuz o üniversitesinde? Ben işletme mezunuyum. İdare bilimler ama şöyle... E, idare bilimler şöyle bir bölümdür aslında. Hani vaktin çok... Yani bölümde pek bir şey yok. Ne yapacaksın? Yani İtalyanca mı öğreneceksin? İspanyolca mı öğreneceksin? Kendimi geliştireceğim. Ben de, de baktım ki radyo alanının bir şeyi var. Bizimle çalışmak ister misiniz? Var. Ee, öyle başladım. Çok vaktim vardı yani. Bir de hep böyle basada da komik olmaya çalışan insanım. Ama hiç mesleğinizi yapmadınız. Yok hiç yapmadım sıfır. Bir ara İstanbul'a ilk geldiğim zaman hiçbir radyo kabul etmedi beni. Ee, bir istatistik firmasına girdim. Veri girişi yaptım orada. Bir sıfır, bir sıfır, bir sıfır. Bir tane de dizi vardır. Çemberimde Gül Oya. Hı. Onu da böyle kaçak kaçak internetten izliyorum. Beni yakaladılar 26. bölümü izlerken. <laughs> Böyle girdiğiniz veriye göre maaş alıyordunuz. Bütün çalışma arkadaşlarım işte o zamanın parası 1800 Bana bir ay 132 lira yatırdılar. O kadar az çalışıyormuşum yani. <laughs> İzleme gidiyorum. Ben çünkü üç öğün yemek, hayatta kalayım. Ondan sonra işte sağdan soldan arkadaşlarımdan borç alırım. Ben şu anda da öyleyimdir. Verirken de çok rahatım. Şimdi işler fena gitmedi. Çok şükür. E ama andı... arkadaşınız dolandırılmış korkmuyor musunuz? Yok öyle değil benim ufak tefek yani. <laughs> o zaman alırken de çok rahattım. Ben çünkü borç alırken de vermeyeceğim ha bilgin olsun derim. Şu an verirken de almayacağım ha bilgin olsun derim. Parayla ilişkim öyledir yani. E bir para varsa birileri mutlu olsun işte. Yani. Çok bonkörsün. Bonkörüm ama işte dedim ya vaktiyle de ben alıyordum yani. Aslında aynı şey. Zamanında da çok yüktüm arkadaşlarıma. <laughs> yani param yok fazla versem fazla benim 20 yıllık arkadaşım. Onlar hep 100 lira 200 lira alırdım. Şimdi de ihtiyaç olamama kimse varsa her şekilde veririm yani. Her formal şeyde. bir hayatınız yok gibi. Yok, evet. Pek yani formal denemez, evet. Çocuk gibi diyelim. Biraz daha böyle gece yaşayan, hayatı çok seven, sıkı sıkıya seven ama ne kadar çok insan görürsem... Bir şey söyleyeceğim diyor. Mesut Bey, hayatı sıkı sıkıya seven adam bütün gün uyumaz. Öyle değil. O vaktiyle, sabah yayını yaparken öyleydi. Ha şu anda da 12'de bir de kalkıyorum. O bütün gün sayılmaz. Hayatı seven adam erkenden kalkar, yaşar. <laughs> Ama sabah bir şey yok ya. Güneş hep aynı güneş. <laughs> yani yine doğacak bir <laughs> şey. E akşam batarken de hep aynı. Yani aynı, aynı değil. Tabii de yani. <laughs> i̇şte ben batarken de çok izlemiyorum. Böyle çok ay günü kaçırmayalım. Romantik Ama... değilsiniz. Sayılmam evet. Ben de hiç değilim de Öyle mi? Süper. Hiç sayılmam. Hiç değilimdir. De. Öyle deniz gören ev güneş. Ay bu güneş çok güzel batıyor. Şurada bir şey otururum da bakarım ben. Yani. Bana denk geldi. Bir ara yaşadım ben deniz gören. <laughs> İki gün bakıyorsun, üç gün bakıyorsun. Sonra çok gerçekten umurunda değil yani. Orada deniz varmış, yokmuş. Hiç alakası yok yani. Alak e bak, bak su diyorum ben. Ne, ne diyorsun? <laughs> bak, bak su. <laughs> evet gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Bence de yani, niye ekstra iki kat? Şimdi orada değilim de yani, hakikaten öyle bir anlamı da yok. E peki evet, bu kız arkadaşlarınız bu e, dümdüz hayattan dolayı size çok kızmıyorlar mı? Yok, yani kendin gibi insan buluyorsun öyle zamanlarda da. Anladın mı? Yani Biraz tabiri caizse hani böyle yarınlar yokmuşçasına. <laughs> yarın da geliyor ama yani, bir şey yok. Yarın var. <laughs> var. Çok yok diyemeyiz, yarın var ama... ...yani yokmuşçasına yaşamak, bu anı daha kıymetli oluyor. İlişki testi hala devam ediyor mu? Ediyor. Ya Avrupa yakası beş sene sürdü Arman Bey, biz yedinci yılımızdayız. <laughs> Çok sürdü yani. Güzel de gidiyor hala. Formatı da sevdi insanlar. Ee, yani bir... Siz iki, iki oyunlu turnu yapıyorsunuz. Bazen ilişki testi, bazen Meksika açması. Evet. Bir de şimdi bir platformda yalnızım Mesut Bey var. Onun türmesi yok ama. Blue Twitter. Evet evet. Orada da üç hanımefendi veya üç beyefendi gelip yalnız hayatlarını anlatıyorlar. Bir meş programı değil yani. Yalnızlık üzerine bir güzelleme. Ha. Ama i̇yi mesela iyi. kim ne kadar yalnız çıkarsa çıksın formatta öyle bir şey var. Hangisi en yalnız diye. Bazen bir çocuk çok yalnız gözüküyor. Kendimle oylattırıyorum onu. Kalbi kırılması diye. Ben daha yalnız çıkıyorum her seferinde. <gülüyor> <gülüyor> yani en doğru adam sunuyor anladın mı? <laughs> en tepedeki yalnızlığı. Hakikaten sunuyor. sever misiniz yalnızlığı? Şöyle, e, ilişkisel bazda severim. Yani yalnız hayatımı daha çok severim. Ama yalnız vakit geçirmeyi sevmem. Bazı insan vardır ya kendine yeten, kendiyle iyi vakit geçiren. Onlardan hiç değilim ben. Hiç. Ben. E, biri olacak benimle, görüntülü konuşacağım. Birini darlayacağım, bir saat konuşacağım. Ben geliyorum diyeceğim, hadi sen gel diyeceğim. Biri biri lazım bana. Bir insan lazım yani hep. Ben çok güzel kendi başıma vakit geçiriyorum. Nefis bir şey bu işte yani. 10 yani... gün bırak beni, 15 gün hiç insan görmeden yaşayabilirim. Şey 10 gün bırak bak, bak yalnızlık nedir tam olarak biliyor musun? Benim için şey yani bekar ve yalnız olmak. Şimdi bir insana şey derler, kendine ne kadar kıymet veriyorsun. Siz mesela yalnızsınız, kendinize kahvaltı hazırlar mısınız? Evet. Heh, ben buzdolabı kapağını açıp kapağın orada kahvaltı yaparım. Ben bayağı, <laughs> ben bayağı mükellef sofra hazırlarım kendime. Vallahi abi Masa örtüsü? O kadar değil. Ha. O, öyle şey yok. Ama mesela yumurta salatası yaparım. İşte ne bileyim ekmek kızartırım, güzel her bütün kahvaltıkları çıkartırım... ...tabağımı koyarım, çayımı demlerim, öyle tek başıma yaparım. Şu mesela hiç yok, 42,5 yıllık hayatımda, bir sıfır. Tabii bu her zaman öyle değil ama mesela buzdolabı kapağını açıp... ...oradan küçük peynir tırtıkla iki tane zeytin at, oradaki koldan hiç ...kapat, hadi çık evden. Her, böyle böyle sabahlarım oldu benim yani. Her gün düzenli yemek pişiririm. Nefis ya. Hem de böyle hani işte atıyorum... E terbiyeli pırasa işte kıymalı ıspanak öyle sebze yemeği yani Aynen. o yaza bayağı pişiririm onları. Kendi tek başıma da olsam. Çok çok özendiğim bir profil bu yani. Hiç olamayacağım artık kabullendim de dışarıdan söyleyerek devam. Ben de hiç sosyal olabildim herhalde. <laughs> Yo neden? Sizin yani insanla iletişiminiz muazzam. Yıllardır izlediğim birisiniz yani. Evet ama o iş için. Profesyonel e, Anladım. Için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuradan çıkınca bir çay içeriz bence. O profesyonel ilişki. O, o başka. değil ya. <laughs> Basmış gitmiş, Armağan Bey bir çay ya, biz konuşurken de biz. <gülüyor> <gülüyor> O başka. Tamam. <laughs> öyle hayatıma çok insan girip çıkmaz benim. Bakalım, ben benim bir niyetim var. O yüzden Arkadaş... Ayvalık'ta çok mutluyum işte. Arkadaşlığınız olma niyetim var. Bakalım. İnşallah. <gülüyor> tamam, <gülüyor> programı bitsin, bir, bir telefon istenir. Hayat böyle. <laughs> Film yaptınız şimdi. Yaptık, aha. Ee, siz zaten ben Mesut Süreyi anlatan adam fazla da fazla kendimizi e, oynuyoruz. Oynamak da demeyelim yani. Kendi tepkilerimizi veriyoruz. Kendi reflekslerimiz. Ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Bir senaryoya bağlı kalarak doğaçlama imkanı da verildiği için bize. Aslında şöyle yazılarak çıkmayacak şakalar da çıkabiliyor o zaman. Yani düşün taşın altı ay senaryo yaz. Bir şaka yaz. Ama orada ben anlatanın bir şeyine sinir olayım ve bir reaksiyon verdiğinde çok daha komik olabiliyorum. Yaptığımız işler de böyle yani. İlişki testinde de işte yalnız Mesut Bey'de de Meksika açmasında da de, duyduğuna hızlı şaka yapma. Bu Hasan Cankaya'da konuşanlar, Tolga Çevik, işte, işte Ali Sunal yaptı daha önce. Duyduğun ve şaka yaptın, duyduğun ve şaka yaptın. Benim hayatım biraz bunun üzerine. En zor iş. Evet, hızlı olmak lazım. Pratik yapmak lazım. Hafta içi her gün yayındayım ben hala. Rabarba 15 yıldır devam ediyor. Ee, ve işte program partneri diyorum artık ben onlara. Programın sahibi onlar. 15 On yıldır gelen konuğum var yani. 12 yıldır gelen konuğum var. Yani 2008'den beri geliyor ve yanımda <laughs> muhabbet ediyoruz. Haftada bir geliyor. Ben her akşam oradayım ama geliyor yani. Sanki hiçbir şey üzülmez üzülmezmişsiniz gibi bir evet, haliniz var. Şeydir, sakinimdir yani. Öyle bir e, yani şeyi anladım. Neşe neşeye sarılmazsan çok büyüyor hayat gözünde. Kolay bir şey değil yani. İnsan psikolojisi. Bir tane sinir sistemimiz var, ona sahip çıkmamız lazım, hep öyle Bu gitti mi, gidiyor ya. Ama artık hayat öyle değil ya. Banda yani öyle. siz e, ciddiye almasanız da, gelip sizi bambaşka bir dış etken... ...işte televizyonda seyrettiğiniz bir şey, telefonda seyrettiğiniz bir şey, evet, evet. okuduğunuz bir haber... ...bütün sinir sisteminizi mahvedebiliyor. O kesin, anlık sinir sistemi bozuklukları ayrı. Ben biraz göze bakarım yani, Göz, gözün iyi bakacak. Çünkü Eskiden tıpta gözden anlarlarmış ya, hiçbir şey yokken daha ilerleme ilerlemekken. O yüzden kendi gözüne, kendi bakışına sahip çıkacak. iyi bakacak yani. Gamsızsınız. Sayılmam. Gamsızlık değil bu tam olarak. Kaçıyorum diyelim. Aa, <laughs> daha kötü. Yani sorumluluk duygum az. Ee, kaçmayı seviyorum. Diye. Daha kötü ama. Evet ama yani yüz... Bir yandan da ruhunuzu çok yıpratıyorsunuz Yok, kaçarak. Hayır hayır hayır. Ruhum da iyi. <laughs> ben ruhuma da yüzleşmemeyi öğrettim. <laughs> Derler ya başını yastığa koyduğunda bir hesap falan onu da yapmam ben yani. Başına yastığı koydum da uyurum. <laughs> Anladın mı? Yani bir şey izler uyurum yani. O yüzden çok düşünmem öyle mi oldu bu böyle mi düşündü. Biraz ya herkesin fikri var yaptığınız işlerle ilgili. Yoksa kaf... gerçekten kafanız gider. şu anda beni herkes bilmez ama bilen iyi bilir çoğunlukla. Ben biraz matematikte olasılıklı kafayı bozmuşumdur. Yaptığım işlerin beğenilmesi 80-90'dır ben görüyorum yani. Birileri var yüzde 10-15 sevmeyen bu adama mı gülüyorsun var. Ama kendini ona sevdirmeye çalışırken bu sefer buradaki yüzde doksanı kaybedersin. O yüzden demek ki çoğunluk seviyorsa doğru bir şey yapıyorsun yani. Oradaki adam çünkü seni ne yaparsan sevmeyecek. Zaten herkesin sevdiği insandan star olmak. Tabi tabii. Bence de öyle. Yani çok ortalama iş yapıyorsundur yani. Hani 80-90 bile aslında söylerken de ayıp yani. Bunda ederi 65-35. <laughs> Üç kişiden biri sevmeyecek yani. İyi olur. <gülüyor> 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 ya siz benden çok kafanız çalışır istatistiğe. Estağfurullah. E, hayır yani Aha. okuduğunuz bölüm yaptığınız iş gereği. E, hakikaten üç kişiden biri saymazsa iyi olur. Evet ben değil mi? Daha sağlıklı duruyor yani. E, sizi izleyen ve dinleyen insanların tartışacak malzemesi olmalı. Bravo. Birisi demeli ki iyi, birisi demeli ki kötü. Doğru. Herkes iyi derse olmaz ondan. Yok yok katılıyorum. Ben de aynı, aynı fikirdeyim yani. Bir de çok yorum açık işler yapıyoruz yani. yani bir, ilişki konuşmak Türkiye gibi bir yerde kolay değil işte ortam belli, iklim belli. Evet ama herkesin de hayatındaki bir şey ilişki. Evet, Dolayısıyla doğru. herkesin bir fikri var. Var ve insanlar işte izleyen çiftler evde birbirlerine soruyorlar videoyu durdurup. Diyor ki sen ne derdin diyor adama. Anladın mı? Yıllar önce hatırlar mısınız, yaşınız yeter mi? Ee, Erol Evgin sunardı. Hangi programdı? Ee, evcilik oyunuydu galiba. Sonra Erol Evgin'den sonra da Füsun alsınlardı, sunardı. Ya, Show o... TV'de yayınlanırdı. Gerçek. Şeyi hatırlıyorum. Para var açılıp kapınıyordu. O Saklambaç. Ha Saklambaç. Bu. O Nur Seri Saklambaç'ı. Ondan önce bir hanımefendi sunuyordu. Kimdi? Nur Seri önce. İsmi de R ile başlıyor. R ile mi? Buraya kadar bende var. Küç saçlı. Şarkısı da var bir tane. Sak Rüya Ersavcı. Bravo. Rüya Ersavcı da saklama sunmadın mı yani? Sundu. Nur Selam'dan sonra. Sonra mı? Ha tamam. Ulan ne kadar da... Lütfen emin. ben yürüyen televizyon Ay, tarihi. siz zaten öyle siz ilk defa çok emin gelmiştim. <laughs> Oraya kadar. Erol Evgin Show TV'de e, evli çiftlerle bir yarışma yapardı. Aha. Kim karısını yani kim eşini daha çok tanıyor diye. Ha tamam. E, sorardı soruyu. Aha. İşte atıyorum. Evlilik yıl dönünüz tam tarih. Hı hı. ...kaldırırlardı. Önce kadınlar mesela, erkeklere bilemedin, elendin. <laughs> ee, önce bunu Erol Evgin sundu yıllarca, Tabii. sonra da Füsun Önal sundu. Vay nefis bir şey ya. Sonra İlker abi, İlker Ayrık. Aa, o, ben bilmemişim. Tabii ben çok iyi işte falan. Biz biraz daha sadece talk tarafıyız onun. Bir de daha YouTube olduğu için daha rahat tarafıyız. Biraz daha işte, Argo da var işin içinde falan. E, Erol bir şey sorardım. Eşiniz en çok hangi rengi seviyor? Yeşil Aha. derdi kadın, adam der ki beyaz. Ama tabii o zamanlar böyle spontane espri falan yoktu. Bayağı sinirlenirdi eşler birbirine. Evet değil mi? Yani şeydi e, tahammül yoktu o zaman ya, tabii. O, o zaman bu işin geyiği de yoktu. <laughs> Şimdi geyiği yapılıyor. E, tabii mecbur. Zaten bu ben hep söylüyorum. Ben ne psikiyatrım yani ne bir şeyim ilişki terapistiyim hiçbir şey değilim ben. Ben işletme mezunu bir komedyenim. Orada komedyen kalmam lazım. Yani çok nadir tavsiye veririm ben. Bir tane adam iyice böyle onu giyemezsin, bunu giyemezsin diyorsa... ...lavalı bazı kendini geliştir derim ama o kadar. Öbür türlü çünkü diploma sorarlar. Bu çok ayıp bir şeydir yani. Senin nerede diploma sorusuna verecek cevabın olması lazım. Artık film yapmak da cesaret işi. Eskisi gibi insanlar salonlara gitmiyor pandemiden beri. Evet, biz biraz kitlemize güvenerek çıktık. Bu yola yani çok insan biriktirdik. Benim sadece radyoda 3500 yayınım var. 1400'ü kayıtlı şu an. E, internet ortamında ulaşabilirsiniz. 2000 tanesi eskiden. 3500 yayın var. 250'ye yakın ilişki testi var. 77 tane Meksika var. Bunların hepsi aslında dönüp bakınca 15 yıldır İstanbul'dayım. Fena çalışmamışım yani. O yüzden bütün bunları dinleyen, izleyen insanlar bir yerde biriktiler. ve bu adamlar bir film çekiyor. Gidelim oğlum derler yani. Ona, ona güveniyorum ben. Peki. Hı -hı. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben adım. teşekkür ederim. Umarım e, film gişe rekorları kırar. Umuyorum, Son çizim. 10 yılın... Se <laughs> 10 yılın olacak en ya, çok seyredilen sonra arkadaş olacak ya. filmi olur. <laughs> çok teşekkür çok ederim. Teşekkür çok, ederim. keyifliydi. Bunu sağ olun. Zaten çok istediğim bir şeydi. İyi ki de gelmişim. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Kolaylıkla. <laughs>